Merhabalar, Eurostar TV Başarı Saati programı izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Amasya merkezdeyiz. Yanımda Ümit Bey bulunuyor, yönetim kurulu başkanımız. Hoş merhabalar. Geldiniz, merhabalar, hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler, sizler de hoş geldiniz Ümit Bey. Teşekkür ederim. Tabii ki verdiğimiz hizmetlerden, faydalarımızdan bahsedeceğiz. Ürünlerimizi yakından tanıyacağız ama öncelikle sizleri tanıyalım. Tabii ki. İsmim Ümit Ağış, 1972 Amasya doğumluyum. 3 erkek kardeş, 2 kız kardeş olmak üzere 5 kardeşiz. Babam başımızda, aile şirketi. Toplam 150 çalışanımız var. Mobilya sektörü, gıda sektörü ve kömür sektörüyle uğraşmaktayız. Üretimlerimiz, showroomlarımız parakende sektöründe ve toptan sektöründe Türkiye'ye hizmet etmeye çalışıyoruz. İkinci nesil olarak bayrağı devraldık. Evet, en bayrağı devraldık. Evet. Amasya'yı tanıtıyoruz bunu. Artık onlar tarafından bilinen, tanınan bir ismiz. Çok şükür, çok şükür. Burada iş yerlerimiz, büyük showroomlarımız var. Müşterilerimizin teveccühüyle çok güzel bir noktaya geldik. Daha çok insanlara iş imkanı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Harikasınız. Biraz parantezi açalım istiyorum. Buyurun. Özgür mobilya deyince insanların aklına neler geliyor? Biz neler sunuyoruz? Özgür mobilya deyince ilk önce akla güven ve kalite geliyor. Biz çok eski babamdan gelen bir tecrübemiz var. Biz çok gıda pazarcılıktan gelme esnaflarız ve ticaretin göbeğinden geliyoruz. Bize halkın güveni çok fazla. Yani özgür mobilya gidersek bize kesinlikle yanlış ürün verilmez. Bizi üzmezler. Ödemede yardımcı olurlar vesaire gibi. Genel manada biz bütün markaların önüne geçiyoruz Amasya'da. Ve bu bölgede şu anda tek tabancayız. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Konuk oldunuz ve bize bu değerli bilgileri paylaştınız. Teşekkür ederim. Buradan herkese çok selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Evet, sevgili Eurostar TV izleyicileri, Ümit Bey ile söyleşimizin sonuna geldik. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.